Herkese merhaba sevgili izleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraberiz. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Çocuk ve ergen psikoloğu, klinik psikolog Çağla Akarsel bizimle beraber. Uzman klinik psikolog Çağla Akarsel bizimle beraber. Klinik gözlemlerini anlatacak bize. Doğru disiplin yöntem nedir çocuk yetiştirmede? Kuşaklar arası fark, sınırlar ve en önemlisi güçlü çocuk ne demek? Hep bu başlıkları konuşacağız. Bu arada sorularınız varsa da Facebook, BRT Haber sayfamız açık. Buradan da sorabilirsiniz. Ama konuğumuza bir merhaba diyelim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizi gördük. Çok daha iyi olduk. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Biz de çok iyi olacağız. Sizden böyle bilgiler alacağız. Çünkü çok soru başlığımız var. Eminiz tüm eğitmenler, anneler, babalar, büyük anneler, büyük babalar, artık etrafında çocuk olan herkes bizi can kulağıyla dinleyecek. Herkesin eminim soruları vardır. Sorularınız varsa da uzman psikologumuz Çağla Akarsel bizimle beraber, sorularınızı yazın, canlı canlı sorayım. Daha ne yapalım biz? Evet Çağla Hanım, neyle başlayalım? Güçlü çocuk nedirle başlayalım mı isterseniz? Tabii ki. O zaman güçlü çocuk nedir, ne demektir? Ebeveynler olarak ne yapmamız gerekiyor bir çocuğun güçlü çocuk olması için? Şöyle, önce ebeveynlerin kendi zihinlerinde şunu sorgulaması gerekiyor. Benim güçlü çocuk kavramım nedir? Evet. Güçlü çocuktan beklentisi nedir ebeveynin? Çünkü hep konuştuğumuz bir şey var ebeveynlerle. Ebeveyn önce annenin ve babanın zihnine düşüyor. Bunu talep ediyoruz, bunu arzuluyoruz ve bir eyleme geçiyoruz. Eylem sonrasında da işte hamilelik süreciyle beraber çocukla ilgili zihnimizde pek çok düşünce beliriyor. Düşünce belirirken şunu yapsa daha iyi olur, işte şu spora yazılsa daha iyi olur gibi gibi pek çok şey var ama güçlü çocuğu nasıl tanımlıyor ebeveyn, bu çok önemli. Temelde bir kavramımız var ama kavram üzerinden de gidecek olursak belli maddelerimiz var. Evet. İşte güçlü çocuk yetiştirmekle ilgili en temeldeki hususlardan bir tanesi konuşmasına ve kendini ifade etmesine izin vermek. Ebeveynler de şunu gözlemliyorum. İşte sen konuşma, sus, şunu yapamazsın, ağlama, önüne bak, dikkatli ol gibi gibi emir cümleleri ya da emir kipiyle konuştukları bazı kapsamlar var. Evet. Şimdi bunlar değerlendirildiğinde çocuk şunu hissediyor. Demek ki ben dinlenilmeyeceğim, demek ki ben anlaşılmayacağım. Dolayısıyla bizim çocuklara yapmamız gereken şey onlara birazcık daha alan sunmak, birazcık daha seçenek sunmak ki kendilerini daha rahat hissedebilsinler. Evet. Tabii ki bu her alanda geçerli. Çocuk bazen kendini okul ortamında ifade edemeyebilir ama bazen de evde ifade edemeyebilir. Seçici durumlar dediğimiz durumlar vardır. Ama bizim istediğimiz çocuğun ebeveyniyle de çok kaliteli ve sağlıklı bir iletişim kurması, okuldaki arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle de. Çünkü evdeki otoriteyi çocuk alıyor bir şekilde ve evdeki disiplin neyse okulda da benzerini uygulamaya çalışıyor. Yani evdeki rol modelimiz neyse okulda da onu uygulamaya çalışıyoruz. Ve öte yandan bakacak olursak, ben de bu arada klinikteki gözlemlerimi not aldım ki, evet, üstüne basa basa gidelim. Bir diğeri, baş etme becerisi yüksek olan çocuklar da güçlü çocuklardır. Örnek veriyorum, bir durumla karşı karşıya gelir ve çok üzüntülüdür. Ancak bu üzüntüyü sürekli ağlayarak, kendini harap ederek, yere yatıp annelerin ve babaların tabiri caizse tepinerek süreci tamamlamaya çalışırlar. Ama bizim istediğimiz bu üzüntüyü de, hayal kırıklığını da, öfkeyi de doğru ifade edebilmek. Çocuklara doğru ifade edebildirdikten sonra kendi duygularını ve düşüncelerini, çocuk zaten baş etme becerisini geliştirir. Nasıl ki yetişkinlerde vardır bir stres kaynağı vardır ve bununla başa çıkamaz. Kendini zorlar, sürekli bununla ilgili düşünür. Düşüncükle de çok fazla semptom belirir ya da hastalık belirir. Çocuklarda da benzer durumlar var. Karın ağrıları, baş ağrıları, hazımsızlık problemleri, alerjiler, bunların hepsi aslında psikolojik temelli de olabilir. Dolayısıyla buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer husus, haklarını arayabilen çocuk. Bazı çocuklar şunu söylüyor: ben şunu yapmak istemiyorum. Ebeveyn diyor ki sen annene babana karşı gelemezsin. Ben de ebeveynlere şunu soruyorum: peki hangisini isterdiniz? Size karşı gelen, hakkını savunabilen bir çocuk mu? Yoksa susan, tamamıyla kendini izole eden, geri çekilen, pasif kalan bir çocuk mu? Ebeveyn orada hemen diyor ki hayır, pasif kalmasın, kendini ifade etsin, hakkını savunsun. Bir zorlukla karşılaştığında hemen onun arkasında durabilsin. O zaman diyorum alan tanıyın ve anlamaya çalışın. Dolayısıyla hakkını savunabilen çocuk yetiştirmek de güçlü çocukla işte. Bir diğer konumuz, isteklerini söyleyebilen çocuk. Örnek veriyorum. Anne baba, ben şu oyuncağı istiyorum. Ebeveyn diyor ki hayır, alamam. Evet. Ama biz açıklama sunmuyoruz. Örnek veriyorum. Evimizde çok fazla oyuncağımız var. Belki bunu şu sorumluluğu yerine getirdikten sonra alabiliriz şeklinde bir ifadede bulunmuyor. Hemen kestirip atıyoruz. Ki
Bence şöyle bir durum var, özellikle Türk toplumlarında karşılaştığımız. Biz çocuklarımızı eğitmiyoruz %100. Biz çocuklarımıza laf yetiştiriyoruz. Biz çocuklarımız bir şey söylüyor, arkasına hemen bir laf yapıştırıyoruz. Ama amacımız laf yapıştırmak ya da laf yetiştirmek olmamalı. Biz eğitmeliyiz. Doğru eğitme yöntemi de, doğru disipline etme yöntemi de buradan başlıyor. Ben çocuğa soru sormazsam, onun duygu ve düşüncesini anlamazsam çocuk kendini hiçbir zaman ifade etmeye öğrenemeyecek. Ki çoğu yetişkinleri görüyorum, özgüvenleri hala daha çok düşük. Çünkü çocukluktan gelen bir travma var ve o travma devam ediyor. Çünkü kendini ifade edememiş. Annesine babasına kendini ifade edemeyen çocuk dışarıdaki bir yabancıya kendini nasıl ifade etsin? O yüzden hep genelde çocukluğa iniyorlar. Yani yetişkinler psikoloğa gittiğinde diyorlar ya, hep çocukluğumuzda bir inelim, bir dönelim. Hep demek ki altında yatan etkenler bunlar. İşte hep bunlar ince çizgiler baktığımız zaman. Tabii şöyle bir şey var, hani ebeveynlerde nasıl, şimdiki ebeveynlerde geçmişte nasıl eğitildiyse aynı şekilde şey oluyor. Yani güncellemek mi lazım aslında? Yani anne babalık kavramlarını, görevlerini mi güncellemek gerekiyor biraz? Dün bununla ilgili bir video paylaşmıştım. Onun üstüne basa basa söylemekte fayda var. Biz atalarımızdan mutlaka bir bilgi öğreniyoruz. Evet. Ama atalarımızdan öğrendiğimiz bilginin ne kadar doğru olduğunu sorgulamıyoruz. Biz diyoruz ki okey, tamam, ben böyle gördüm, bunu uygulamalıyım. Ama o çocuğun nesli, o çocuğun zamanındaki gerçeklik bambaşka. Örnek veriyorum, şu anki kuşak alfa kuşağı. Şimdi XY kuşağı ile alfa kuşağı bir araya gelince tabii ki çatışmalar olacak. Ama bu çatışmalarda da şunu sorgulamakta fayda var. Ne anlamam gerekiyor bu kuşaktan? Bu kuşağın ihtiyacı ne? Örnek veriyorum. Bir danışanımla aramızda geçen bir konuşmaydı bu seans içerisinde. Şöyle bir şey söyledi anne baba. İşte biz sarılmayı öğrenmediğimiz için çok fazla sarılmayı tercih etmiyoruz. Ama çocuğun ihtiyacı sevgi, sevilmek, şefkat, onay almak. Dolayısıyla orada sarılmak aslında çocuğa bunu veriyor. Ben sana onay veriyorum, sana güveniyorum, senin yanındayım. Evet. Dolayısıyla çocuğun ihtiyacını gözetmek çok önemli. Ne istiyor bizden, ne talep ediyor, biz ne kadarını biliyoruz bunun. Ebeveyn bu noktada çocuğun ipucunu da yakalamalı. Çocuk benden ne istiyor? Sadece çocuğun çok sevdiği yemeği bilmek ya da çok sevdiği rengi bilmek yetmiyor. Çocuğun neden ağladığını, neden hayal kırıklığına uğradığını, okuldan geldikten sonra neden ebeveynine paylaşımda bulunmadığını, neden evin içerisinde bazı günlerde ve bazı durumlarda, örnek veriyorum, matematik dersinden çıktıktan sonra, özel dersten çıktıktan sonra durgun olduğunu sorgulaması gerekiyor. Bunu bilirse ebeveyn, o zaman çocukla iletişiminde çok daha sağlıklı bir şekilde ilerler. Ancak bunu bilmediğinde ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Ebeveyn de çocuk da. Çünkü çocuk kendini ifade edemiyor, ebeveyn de ifade edemediği için anlamıyor. Çünkü ebeveyn şunu düşünür, bana net ol. Ancak çocuk algısında böyle bir durum yok. Çocuk kendini nasıl ifade edeceğini ebeveyninden öğrenir. Ebeveyn hazır cevapsa çocuk bazen sessiz kalabilir. Çünkü çocuklarda şöyle bir mekanizma çalışır, savaş ya da kaç. Çocuk şunu düşünür, eğer benim savaşmam gereken bir durum varsa savaşayım. Ebeveynimle çatışmaya gireyim, kendimi savunayım. Ama her çocuk böyle olmayabilir. Bazı çocuk da kendini pasifize eder. Sessiz kalmayı, kendini izole etmeyi, ebeveyninden uzaklaşmayı tercih eder. En temelde ergenlik dönemleri mesela. Evet. Çocuk orada savaşmayı tercih etmiyor. Çünkü kendi kimliğini oluşturmaya çalıştığı bir dönem var ve yalnız kalmaya ihtiyacı var. Ebeveyn ne yapıyor? Hop, çat kapı içeriye giriyor. Ama çocuk orada ısrarla diyor ki odamdan içeriye girmeyin. Ebeveyn bekliyor ki şöyle bir açıklama. Odama girmenizi istemiyorum çünkü odamda film izliyorum ve rahatsız edilmek istemiyorum. Şimdi çocuk her zaman bunu söylemeyebilir ama ebeveyn de sormalı. Ebeveyn de desteklemeli. O yüzden bu bilgi çok önemli bizim çocuk için. Çocuk orada kendini hem daha da şey hisseder değil mi? Hani bir var olduğunu, daha önemli olduğunu da hissedebilir. Tabii i̇şte ki. İşte bunlar denge. Evet, denge. Aile arasında kurulması gereken. Hep eğitimden geçiyor aslında. Ki klinik ortamda da şöyle bir durum var. Genelde özellikle ergenlik döneminde geldiğinde ciddi anlamda aile içi bir çatışmayla geliyorlar. Aile içi çatışmada biz şöyle bir çalışma yapıyoruz ve bu çalışmayı evde ev ödevi olarak da veriyoruz. Ebeveyn oturacak, çocuk da oturacak ve birbirlerine taleplerini söyleyecekler. Çünkü ebeveynler şuna alıştı. Senin kahvaltını hazırlaman lazım. Senin odanı toparlaman lazım. Sorumluluk üstüne sorumluluk. Evet. Ama o çocuğa hiç demiyoruz ki sen de çocuksun. Senin de oynamaya hakkın var. Ebeveyn diyor ki 3 saat oynadı, 5 saat oynadı. Tamam, oynayabilir, o bir çocuk. Sorumlulukları verin ama peş peşe ardı sıra vermeyin. Ya da tam tersi olanlar da var. Hani hiç sorumluluk vermeyip o bir çocuk işte her şeyi hazır.
önüne koyanlar da var. Helikopter ebeveynlerimiz. O da başlıklarımız arasında var. Evet. O zaman ona da geçelim ama önce isterseniz bu kısmı anlatalım. Tabii. Hani sorumluluk veren ebeveynlerden. Hı hı. Çok fazla sorumluluk verdiğimizde çocuk o sorumlulukları yetiştirmez. Bazen ebeveynlerden şunu duyuyorum. 4 yaşında bir kız çocuğu, kardeşi var 1 yaşında. Şunu söylüyor ebeveyn. Sen ablasın ya da sen abisin. Tamam ama o da çocuk. Abla olabilir, abi olabilir ama o bir çocuk ve çocuk olduğunu bilmemiz gerekir. Ya da ebeveyn geliyor bir şikayet listesiyle. Çocuğun bağırıyor, yerlerde tepiniyor, ağlıyor sürekli, işte sürekli bir öfkeli, sürekli vuruyor, kırıyor, sürekli odaları dağıtıyor gibi. Okey, tamam ama o bir çocuk, bunu kabullendik mi? Evet. Ebeveynlerde şöyle bir durumla karşı karşıya geliyoruz. Sanki ebeveynin kolunun bir uzantısı, gövdesinin bir uzantısıymış gibi davranıyor çocuk ve benim hakkım var bu çocuğun üstünde diyor. Benim onunla baş etmem gerekir. Ben onun için bir otoriteyim, ben onun ebeveyniyim. Ama biz ebeveyn olarak şunu düşünürsek, benim bu çocukla baş etmem gerekir. O zaman biz savaş mekanizması yaratırız çocuğumuzla. Çünkü orada bir problem var, bu problemle benim baş etmem lazım. Onunla savaşmam lazım. Ama dersem ki, ben çocuğumun bu problemini nasıl çözerim? O zaman daha yumuşatıyoruz. O zaman daha kabul edilebilir bir problemi gözlemliyoruz. Hiç kabul edilemez, içinden çıkılamaz bir durumu konuşmuyoruz orada aslında. Dolayısıyla tutumumuz da çok farklı, düşüncemiz de çok farklı. Düşünce ne kadar katıysa ve kemikleşmişse bizim hayat içerisinde uyum sağlamamız ya da rahat hareket edebilmemiz imkansızdır. Bu yetişkinler için de geçerli. Ben düşünüyorsam ki bu olmazsa şu olmaz, evet, ve bu düşüncede katı davranıyorsam o zaman kendime bir esneklik vermem hayatla ilgili. Ama çocukla da çalışırken şuna dikkat ediyoruz. Kendi baş etme stratejilerini geliştirebilsin. Kendi duygu, düşünce ve davranışının farkına varsın. Evet. Orada herhangi bir olayı abarttıysa, kendi zihninde kişiselleştirdiyse bunun farkındalığını yakalasın. Ve bununla ilgili hemen bir başa çıkma stratejisi veya alternatif bir tutum geliştirsin. Ebeveyne de bunu öğretmekte fayda var. Çünkü onların da ihtiyacı var. En temelde ebeveyn son zamanlarda ebeveyn olmayı yapıyor, partner görevini unutuyor. Bir de bu sıkıntımız var. Evet, o da top. Çocuğa şunu öğretiyoruz. Ben senin için saçımı süpürge ediyorum. Evet. Benim kendi özel alanım yok. Bir de çocuğu şikayet ediyoruz. Çocuğa suçluyoruz burada. İşte çocuğu senin yüzünden. Evet. Senin yüzünden babanla ya da annenle zaman geçiremiyorum. İşte biz eş olmayı unuttuk. Tamam ama bu sizin sorumluluğunuz, çocuğun sorumluluğu değil. Oradaki yorgunluğunu, öfkesinin artık evet, neyse çocuktan şey yapıyor, evet, çıkartıyor. Bu da sorunlu bir çocuk olmaz evet mı ileride? Ki ada genelinde baktığımda stres çok yüksek bir oranda. Özellikle ekonomik olarak yaşadığımız sıkıntılar, herkesin evinde yaşadığı çatışmalar ve güncel tükenmişlik durumları bizi çok etkiliyor. Ebeveyn burada evet, eve taşıyor bazı problemleri ama bazılarını dışarıda bırakmamız gerekiyor. %100 ebeveynlerden şunu beklemiyorum. Çocuğunuza hiç bağırmayın. Çocuğunuza şu davranışı gerçekleştirmeyin. Ben mükemmeli bekleyemem çünkü öyle bir portföy yaratılmadı bize. Öyle bir dünya da yok. Çocuğun gelişimi evet için de aslında kötü. Yani çok mükemmel bir dünya. Çünkü o çocuk da büyüyecek ileride ve mükemmel bir dünya olmadığını kendi de görecek ve evet, o anda o da birazcık saçmalayabilir. Birazcık ebeveynin şeyi öğretmesi gerekir. Bu hayatın ya da bu durumun, bu olayın avantajı ve dezavantajı var. Sen bu durumdan ne öğrendin? Arkadaşın sana bağırdı, kalemini kırdı. Peki ne öğretti sana bu durum? Kalemlerimi ortada bırakmamam gerektiğini. Ya da ebeveyn olarak X bir durumla karşı karşıya geldim. Ofiste mobbinge uğradım. Benim burada ne öğrenmem gerekir? Kendi sınırlarımı korumayı. Gibi gibi. Çözüm odaklı biraz. Evet. Çözüm odaklı yaklaştığımız her şeyde stresi düşürüyoruz. Ama problem odaklı gittiğimiz her konuda stres ve öfkeyi yükseltiyoruz. O yüzden burada da bir denge sağlamak çok önemli. Evet. Yani aslında ebeveyn deyip geçmeyelim. Çünkü ebeveynlerin de birçok kimliği var artık. Yani çalışıyorlar. Evet. Dediğiniz gibi sıkıntılar, iş sıkıntısı, ekonomik sıkıntı, hı hı, çocuk, işte okul başlayacak, okul masrafları belki, hı hı, ebeveynler de hani genç insanlar, hani ebeveynlerinde yaş ortalamaları hı, genç insanlar, onlar da baktığımız zaman bir yanda çocuklar var. Çok aslında bu noktada da kimi zaman evet, çok tükenmişlik yaşanıyorsa mutlaka bir uzmana gidilmeli. Tabii ki. Yani yetişkinler, çocuklar kesinlikle ve kesinlikle bir uzmana başvurmalı. Evet. Eskiden toplumumuzda psikologlara yönelik daha ciddi önyargılar evet vardı ama evet, şu anda o kadar olduğunu düşünmüyorum. Sadece vurgulamamız gereken bir şey var. Gittiğiniz psikoloğun diplomasını sorgulayın. Hmm. Çünkü şu anda piyasa altı psikologlar, piyasa altı eğitimler, kendini geliştirmemiş, süpervizyonunu almamış, genel eğitimlerini tamamlamamış çok psikolog var. Burada da
belki halkımıza duyurmamız gereken en temel vurgu şöyle olabilir. Gittiğiniz psikoloğun diplomasını sorgulamak sizin en temel hakkınızdır. Diplomalar orada asılıdır. Aslını da gerçekliğini de sorgulamak danışana kalmış bir şeydir. Çünkü doğru tekniği uygulamak, o tekniği uygularkenki süreci takip etmek de çok önemli. Bir insanın yaşamına dokunuyoruz ama biz o yaşamı yönlendirmiyoruz. Onun kendi çözümlerini üretmesine yardım ediyoruz. Evet. Dışarıdan düşünülen şey beni bir psikolog mu yönlendirecek olabilir ki bu durumla çok karşı karşıya da geliyoruz. Bazı ebeveynler çok katı tutumlar sergileyebiliyor ya da yetişkinler de çok katı tutumlar sergileyebiliyor. Orada da öğrenmeleri gereken şey şu: psikologlar kimsenin hayatını yönlendirmez. Hayatınızı kolaylaştırmak için size alternatifler üretir. Evet. Yani beklentiler de çok önemli. Kişinin beklentisi tabii size geldiği zaman ne bekliyorlar değil mi? Hani kimi zaman belki de dediğiniz gibi hayatımı yönlendirsin. Bana işte siz hiçbir zaman şunu yapın bunu yapın demiyorsunuz galiba. Siz sadece bir rehber niteliğinde yol gösteriyorsunuz. Evet. Bu önemli bir şey. Tabii ki, çünkü kişinin hayatı yok elinizde. Kişinin hayatı kendisiyle ilgili bir yaşam. O yaşama ben dokunursam onun kendi yaşamını engellerim. Onun kendi isteklerini ve arzularını engellerim. Ama ona saygı duyuyorum. Saygı duymakla beraber ona yön çiziyorum. Hangi yön kendisi için daha rahatlatıcı ve daha konforluysa. Evet. Bu çocuklar için de öyle. Evet. O zaman şöyle bir şey sorayım. Bu işin uzmanısınız. Birçok klinik gözleminiz var, danışanınız var. Oldukça tercih edilen bir uzman psikologsunuz. Ebeveynler toplumumuzda çocuklarını tanıyor mu? Çocuk tanımak ne kadar önemlidir ya da? Hı hı. Çok az tanıyan ebeveyn var. Genellikle ebeveyn dediğim gibi bir diktatör rolündedir. Tabii ki her ebeveyn için, evet, her ebeveyn için söylemiyorum. Bazen ebeveynlerde şey var, kendi çok mükemmeliyetçidir, gerçekten takıntılı bir ebeveyndir ve çocuğunun da aynı hususta devam etmesini ister. Ama burada çocuğun kendi kimliği olduğunu veya kendi tutumlarını oluşturması gerektiğini unutur. Evet. Bir bu çok önemli. Bir de çocuk gerçekten doğru ifadeyi veriyor mu ve ebeveyn bu ifadeyi nasıl yorumluyor? Bazen ebeveynin algısında da çocuğu yanlış anladığı durumlar olabiliyor. Örnek veriyorum, çocuk diyor ki anne beni sevmiyor musun ya da anne beni özlemedin mi? Anne hemen bağırmaya başlıyor. Annenin algıladığı, of bu soruyu çok fazla soruyorsun. Çocuğun algıladığı, annem beni sevmiyor, buna cevap vermeye bile tenezzül etmedi. Mesela çocuk hangi ruh haliyle o soruyu soruyor? Daha çok duymak mı istiyor? Neden öyle bir soru soruyor annesine? Sevgi her şeyin ilacıdır diyorlar. Evet. Evet, gayet doğru. Çünkü çocukların en temelde istediği şey bu. Çocuk anne ve babadan iki şey istiyor temelde. Güven ve sevgi. Eğer güven ve sevgi oluyorsa çocuk zaten orada güvenli bir bağlanma gerçekleştiriyor. Ama ebeveyn terk ediyorsa, ebeveyn ciddi anlamda ihmal ediyorsa, istismara maruz bırakıyorsa oradaki güven zaten zedeleniyor. Ve çocuk başkalarıyla ilişki kurarken de aynı güvensizliği, aynı dengesizliği yaşayabiliyor. Bizim istediğimiz çocukluk dönemlerine dokunmak. Çok güzel bir söz okumuştum. Çok da hoşuma gider. Hala daha danışanlarıma da söylerim. Çocuklara bırakacağımız en güzel miras çocukluk dönemleri. Başka hiçbir şey değil. Çocukluk dönemlerine biz ebeveyn olarak, psikologlar olarak, toplum olarak, devlet olarak ne kadar güzel katkılar sağlayabilirsek o kadar rahatlatıcı bir gelecek sunarız. Evet. Ama şu an ebeveynlerin yaşadığı en temel sıkıntı belki de şu anki durumdan o kadar bir şüpheciyiz ki yaşadığımız genel kaygılardan dolayı gelecekle ilgili de kaygı duyuyoruz ki kaygı zaten gelecek temalı. Evet. Dolayısıyla şu anki konforumuzu yaratmamız çok önemli. Şu anki konfor yaratılmadığında ve güven alanı oluşturulmadığında çocuk yetişkinlik döneminde daha ciddi sıkıntılarla karşı karşıya gelebilir. Tabii şimdi baktığınız zaman burada herkese sorarsak hani neyi özlüyorsunuz dersek mesela geçmişte. Çocukluk yılları çok güzel geçti. Çocukluk yıllarımı özlüyorum. Tabii şanslıysa ve çocukluk yılları güzel geçtiyse, öyle travmasız, sevgi doluysa hep bir özlem var çocukluk yıllarına. Hep bir koku en azından burnumuza geliyor ya da bir yediğimiz bir yemek geliyor aklımıza. En temelde mesela eski geliyor. Bir market kokusu. Eski bir market. Eski bir pastane kokusu. Evet. Ki şeye inanıyorum ben, çocukluk tıpkı bir gökyüzü. Evet, sabun kokuları. Çocukluk tıpkı bir gökyüzü. Ne zaman dışarıya çıkarsanız görürsünüz. Evet. Evde bile kalsanız o gökyüzünün olduğunu bilirsiniz. Travmatik bile olsa, çok iyi bir çocukluk dönemi de olsa ben biliyorum ki anılarım da zaten orada var. Biliyorum X yaşımda hangi arkadaşımla oynadım, beni ilk köpek ısırışını, okula ilk gittiğim anı, ilk ağladığım, ilk düştüğüm anda annemin babamın verdiği tepkiyi. Bunlar da çok önemli. Tabii ki.
Ama özellikle de galiba şeyler daha çok akılda mı kalıyor? Travmalar mı daha çok akılda kalıyor? İşte bir köpek ısırması ya da bir biriyle böyle birinin sana kızması tarzı şeyler de çocuklarda böyle uzun süre kalabiliyor değil mi? Tabii çünkü zihin olumsuza daha çok odaklanıyor. Ve bazı kişilerin patolojik olarak evet çocukluk dönemlerinde yaşadıkları travmalar çok daha yetişkinlik döneminde patolojik semptomlar halini alabilir. Evet. Bazı kişiler için de savunma mekanizmaları kullandıkları için o çocukluk dönemindeki travmayı ciddi anlamda bastırıyorlar ve geri atıyorlar. Onlar da tabii ki uzun süreli çalışmakla, üzerine giderek ve farkındalık yaratarak rahatlatılabilecek bir süreç. Evet. Keşke bütün çocuklar böyle sevgi dolu, eşit haklarda, evet, eşit şartlarda büyüseler, gelişseler. Bütün çocuklar aynı mutlulukla, aynı güzellikle gökyüzüne baksalar ama tabii keşke. Maalesef dünyada bu mümkün olmuyor, evet, artık. Ama çocukluk dönemi gerçekten ve gerçekten çok çok önemli bir dönem. Yani onun için de iyi ki sizler varsınız. Kimi zaman ebeveynlerin, eğitimcilerin ya da işte çocuğun etrafında kimler varsa bakanların gücünün yetmediği noktada siz devreye giriyorsunuz ve doğru bir şekilde yol gösteriyorsunuz, ilerlemelerini sağlıyorsunuz. Belki burada şeyi de söyleyebiliriz. Çocuğun etrafında çok kişi olduğunda kalabalık bazen aile. Evet, kalabalık aileler çok iyidir çünkü çocuk çok fazla bilgi toplar. Öyle bir evet, yapı var. Çok güzel veriler topluyor ama bazen de ebeveyn ciddi sıkıntı yaşıyor. Şöyle bir durum var. Ebeveyn evde bir kural koyar, nene dede onu aşar. Teyze, hala, dayı, amca onu aşar. Ve ne olur? Ebeveynin otoritesi sarsılır. Çocuk da der ki, aa, açık kapı buldum. Ben amcama gidersem bunu elde edebilirim. Teyzeme gidersem, neneme gidersem bunu elde edebilirim. Dolayısıyla çocuğa da bunu öğretmemek gerekir. Ha, açık kapıyı. Tabii ki. Ama o da nasıl olacak ki? Yani o da biraz zor. O zaman sınırlar diyelim mi şimdiki başlığa? Diyelim. Sınırlar diyelim ve lütfen açın. Çünkü toplumumuzda genelde anne babalar çalıştığı için çocuklar bir döneme kadar büyük annelerde, büyük babalarda, teyzelerde, kim müsaitse artık güvendikleri kişilerde kalıyorlar. Evet. Açık kapılar, çok açık kapı var hepimizin çocuklarında. Şimdi belki disipline de değinebiliriz. Tamam. Evet, çocuğu disipline etme yöntemimiz çok önemli ama yöntemimizi de sorgulamak çok önemli. Sorgularken de ne kadar objektif bakıyoruz buna, bu da önemli. Ebeveyn olarak biz bir kural koyuyoruz ve diyoruz ki bu kural asla esnetilemez. Evet. Çocuk esnetilemeyecek bir kural gördüğünde anneyle babayla iletişimi keser. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey şu, bir sınır koyuyorum ben. Ama sınır koyarken nefes alınabilir olmasına dikkat ediyorum. Anneciğim, bunu yaparsan şöyle olabilir. İşte sana seçenekler sunuyorum. Dilersen bunu yapabiliriz, dilersen şunu yapabiliriz. Yaparsan ve yanlış olursa bak bu şekilde cezalandırabilirsin ama kendi kendini. Çünkü ceza kavramımız da çok kötü. Seni odaya kapatıyorum, sana bağırıyorum, sana tepki gösteriyorum. Ama unuttukları bir şey var ebeveynlerin. Şu an bağırıyoruz, korkuyorlar. Evet. Peki ya gelecekte? Korkmayacak. Öte yandan da şunu öğretiyorum. Sana bağıran herkese boyun eğ. Bu da demektir ki karşılaştığım zorbalığa da boyun eğeceğim. Eşim tarafından şiddete maruz kalıyorsam da boyun eğeceğim. Ama ben bunu öğretmek istemiyorum. Dolayısıyla ebeveynlerin şunu gözlemlemesinde ve dikkat etmesinde fayda var. Ben bu davranışı yerine getiriyorum ama o ne anlıyor? Empati çok önemli. Anlayış çok önemli. Çocuğa sevgimi sunuyorum ama ne kadar güven veriyorum? Bu çok önemli. Dolayısıyla o anlayış çerçevesi içerisinde esnek sınırlarla hareket etmek çok önemli. Çocuğa şunu demek var, işte sen şu sarı elbiseyi giyeceksin bugün. Heh. Bir de şunu demek var. Anneciğim yatağının üstüne ya da babacığım yatağının üstüne işte bir mavi bir de kırmızı elbise bıraktım. Dilediğini giyebilirsin. Ben sunuyorum sana seçeneği ama senin seçmene izin veriyorum. Evet. Dolayısıyla kuralları koyuyorum, daha esnek tutuyorum, daha bol seçenekle tutuyorum ama sana seçim hakkı sunuyorum. Hı. Çocuğa şunu da öğretiyorum. Seçim hakkı senin aslında, sen seçeceksin. Bazı ebeveynler mutlaka şunu der, iki seçenek koydum ama iki seçeneği de sevmedi, dolaptan başka istiyor, evet, diyebilir, evet, ebeveynler. O zaman da şunu yapmak gerekiyor, peki hangi renklerde giymek istersin, beraber seçelim mi? Birazcık daha işbirlikçi çalışma çok önemli çocukla. Çünkü çocuk inatçıdır, evet, ama bu evet, çocuğun doğasında var. Tabii tabii, ama şimdi empati dediniz de örneğin, bana da iki tane kıyafet koysanız giymek istemiyorsam zaten onu ikisini de istemem. Dolaptan başka bir kıyafet seçelim. Hani burada da empati yaparsak. Evet. İlle de yani. Bazı çocuklar seçer, bazı çocuklar seçemez. Seçemeyen çocuklara da ebeveyn ekstradan burada bir alternatif götürebilir. Devreye giriyor mu? Örneğin şimdi benim iki ziyanlarım var. Bir kız bir erkek 4 yaşında. Çok iyi gözlem yapabiliyor. Mesela erkek için fark etmiyor. Oğlan ama kız yok. 4 tane de seçenek sunsanız yatağın üstüne. 5. de kendisi istediğini
kombinliyor ve gerçekten böyle oluyorsun. Ben giydirmedim. Çünkü ne varsa giyiyor, ne isterse, ama erkek çocuğu daha böyle hani annesine verirse onu. Bir de özellikle çocuklarda belli dönemlerde şu var. Kararları ben seçiyorum, ben yapıyorum. Birazcık daha ben merkezcidirler. Evet. Benim de kararlarım var, ben de hayır diyebilirim, benim de sınırlarım var ve bunu göstermeye çalışıyor. Alfa kuşağı zaten bunun üzerine yaratılmış. Master yapmış. Gerçekten 4 yaşındaki çocuk şu anda yetişkinlerden daha çok sorguluyor, daha çok soru soruyor. Mesela burada da çocuğa bir bilgi vereceksek ya da bir öğretide bulunacaksak sevecen bir kararlılık olmalı. İşte kararlılığı dedik deyip masaya vurmak değil. Sevecen bir kararlılık, ama bunu konuşmuştuk, bunu yapmamamız gerekiyordu deyip sakin kalmak da çok önemli. Evet. Çocuğa bağırmakla hiçbir şeyi çözmeyiz. Evet. Ama sevecen bir kararlılıkla çoğu şeyi çözebiliriz. Çünkü çocuk istikrarın olduğu yerde açık bir kapının olmayacağını bilir. İstikrarlı olmak gerekiyor. Evet. Ama sevecen bir şekilde istikrarlı olmak gerekiyor. Aynen öyle. Yani otoriter değil de. Onun için zaten çocuklarını genelde onları daha güleç yüzlü, böyle daha tontan, daha böyle şefkatle yaklaşan kişileri dinliyorlar da. Evet. Yani istikrarlı da olmasalar dinliyorlar. Evet. Belki de hani oradaki sihirli anahtar şefkat, güler yüz, daha yumuşak huylu olmak. İşte daha sevecen, daha naif ama davranmak. Ama her ebeveynin de fıtratı farklı olabiliyor. Burada da ebeveynlere en büyük tavsiyem şu olabilir. Ne olabilir, evet. Ebeveyn şunu yapabilir. Evet, çocuk büyütmek, işe gitmek, her şeyin sorumluluğunu almak çok zor. Ama ebeveynler belki şunu deneyebilir. Benim kendime ayırdığım özel bir zamanım da var. Ebeveynler bunu unutuyor. Ebeveynler bireysel olarak da kendine zaman ayırmalı, ortak olarak da beraber zaman ayırmalı. Çünkü ebeveyn bunu yapmadığında kendi ebeveynlik rolünden ya da partner görevinden, partnerlerin kendi arasındaki ilişkilerde zedelenmeler yaşanıyor. Bunun olmasını istemiyorsak kendimize de bir alan tanıyalım. Nasıl ki çocuğumuzu eğitmekle ilgili ona bir alan tanıyoruz. Tabii alan tanırken de çok fazla seçenek sunmamak önemli, buna birazdan değiniriz. Evet. Ebeveynler için de aynı şey geçerli. Kendilerine alan tanısınlar, o özgür alanı, stres atma alanını tanısınlar ki toleransları yükselebilsin. Çünkü tolerans düşüyor. Evet. Herkes de düşüyor. En basiti şu an trafiğe bakıyoruz. Herkes birbirine el kol hareketleri, kornalar, bağırmalar, çağırmalar devam. Evet, çünkü toleransımız düştü. Düşüyor. Yaşadığımız stres ortamları günden güne arttıkça biz diyoruz ki artık toleransımız kalmadı. Evet. İşte burada o zaman değinelim. Seçenekler dedik ama bir de şu da, şöyle bir şey de var. Şimdi dediğiniz gibi hani azalıyor ama çocuklarda da ne var? Farklı bir enerji var. Yani gecenin saat 12'si de olsa onların o süper enerjisi, bayılıyorum, ama ebeveynler de yorgun olabiliyor kimi zaman. İşte işle ilgili kafaları dolu olabiliyor ya da işte ilişkilerde zedelenmeler olabiliyor. Her şey olabiliyor yani. Sağlık sorunu olabiliyor. O çocukların da o müthiş enerjisi bir yaşa kadar özellikle. Çocuklar dursa bile yoruluyor insanlar. İşte burada ne yapmaları gerekiyor? Burada da çocukların özellikle sosyal gelişimini de desteklemek adına ve gün içerisindeki fazla hiperaktif enerjiyi atabilmeleri adına sosyal aktiviteler çok önemli. Evet. Çocuklarımızın mutlaka haftada 2-3 gidebileceği ve rahatlayabileceği aktiviteler önemli. Bol bol denize götürsünler. Evet. Gece rahat uyuyorlar. Şu an mesela denize gidebilirler. İlerleyen dönemlerde basketbol, futbol, dans ve bunun gibi pek çok, işte badminton, son zamanlarda duyduğumuz pek çok spor aktivitesi de var. Tabii ki gidecek çocuk. Ama burada da şey önemli, seçenek sunuyorum ben çocuğuma, balerin olmasını hayal ediyorum. Ama bu ebeveynin hayali. Çocuk gidiyor ve diyor ki ben bunu istemiyorum. Ki son zamanlarda çok işte dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklara şeyi de öneriyoruz. Daha sert sporlar, işte yüzme gibi sporlar, boks gibi, kickboks gibi sporlar ki o enerjiyi yoğun bir şekilde atabilsin ve kendini rahatlatabilsin. Bu da çok önemli. Yani tabii ki çocuklarımız spor yapacak, tabii ki kendine de zaman ayıracak. Çocuk da bilmeli, bu benim eğlence alanım. Bu da ebeveynin dinlenme alanı. Çünkü ebeveyn yorgun olduğunda çocuğu uyuturken bile artık ebeveyn yatağında uyuyor çocuğun. Evet. O kadar bir bitkin oluyor, o kadar bir halsiz. Ama çocuğu yoralım, tabii ki her zaman olmayabilir ama ara ara ebeveyn kendilerine de bir rol belirlesin. İşte bugün baban götürebilir seni yatağına, bugün ben götüreyim seni yatağına. Birazcık daha dinlenme payı ve dengede tutmak çok önemli. Çünkü bizim toplumumuzda da şöyle bir şey var. Bazı şeyi kadın yapar, bazı şeyi erkek. Evet, kalıplar var. Evet, bu kalıplardan da çıkmalıyız. Evet, çıkmak gerekiyor. Çünkü ne yapıyoruz biz? Yanlış. Anaç düşünceler ve anaç hareketler anneye bağlıdır. Daha fiziksel güç gerektiren veya dayanıklılık, sağlamlık gerektiren her şey babaya dayanıklıdır. Bunun tam tersi de olabilir ya da roller çok eşit dağılabilir. Bu da çok önemli bizim için. Burada bu rollerle ilgili bazı şeyler var. Onlardan bahsedeyim.
İşte erkek adam ağlama, sen ablasın kardeşine vuramazsın. Sulu göz olma, bir oyuncak için bu kadar ağlanır mı? Sen istediğini elde etmek için ağlıyorsun zaten. Koca adam oldun, hala yalnız yatamıyorsun bile. Ama bu arada çocuk 5 yaşında. Evet. Hiç okuldan korkulur mu? Okuma o zaman, sen cahil ol. Gibi gibi düşüncelerimiz bunları var. Bunları da çok fazla duyduğumuz cümleler kimi zaman ebeveynlerden. Şimdi böyle bir şey söylediğimizde çocuğa şunu söylüyoruz. Ben seni kale almıyorum. Örnek veriyorum. Ağlama, boşuna ne ağlıyorsun? Bunda ağlanılacak bir şey yok. Bu çocuğa şu mesajı vermek demek. Ben senin duygunu görmezden geliyorum. Ya da ablasın sen, abisin sen, şunu yapman lazım. Bir işi başaramadın. Okula da gidemiyorsun. Okula da gitmemen cahil olacağın anlamını gösterir diyoruz. Çocuk diyor ki ben zaten yapamam ki. Gitsem de çünkü annem bana öyle söyledi. Babam bana öyle söyledi. Dolayısıyla verdiğimiz mesaj da çok önemli. Okey tamam, ataerkil toplumlardayız ama bunu değiştirmeye çalışıyoruz zaten. Zaten evet. Amacımız bu. 22 yılındayız. Değişmesi de gerekiyor. Evet. Çünkü kimi zaman baba anne olabilir, anne baba olabilir. Evet. Bir annenin kaybı olabilir, vefatı olabilir. Yani her şey olabilir bu hayatta. Olmayacak hiçbir şey yok. Onun için herkes her şey hazırlıklı olsun. Kalıplar bir yere kadar. Kalıpları yıkmak gerekiyor kimi zaman. Kesinlikle. İyi düşünüyorum ben de. O zaman kaplumbağa görevine biraz daha dönersek. Şimdi her ebeveynin de bir kaplumbağa gibi hani kabuğuna çekilmesi mi gerekiyor? Buradan onu mu anlıyoruz? Evet. Ebeveynin de kendine zaman tanıması gerekiyor. Bunun altını çizelim. Ama süremizi de iyi kullanmak istiyorum aslında. Şimdi dediniz ki işte okula çocukların çoğunda nedense ama bir okul fobisi olabiliyor ilk günlerde. Özellikle ilk başlayanlarda. Şimdi yeni eğitim öğretim yılı da başlayacak. Hayırlısıyla az da bir vakit kaldı. Neler söylemek istersiniz şimdi? Çünkü ebeveynlerin travma vakti geliyor. Özellikle çocuklarının ilk okul dönemi ise. Her ebeveyninde şu anda bir böyle konuşmalar var. İşte okul yaklaşıyor, neler hissediyorsun? Hani herkese bir uzmana tabii ki de kimi zaman gidebilir ama gidemeyenler de var. Hazır sizi bulmuşken neler tavsiye edersiniz? Hangi dille konuşsunlar çocuklarıyla? En çok gözlemlediğimiz bu dönemlerde okul reddi sorunları ve bir önceki dönemde zorbalığa maruz kalmışsa bir sonraki dönem okula gitmekle ilgili ciddi bir kaygı duyuyor çocuk. Okul reddimiz okulun kapısından içeriye girer girmez okulla ilgili bir korku ve okula girememek. Şimdi bununla ilgili alıştırma aktiviteleri yapılabilir. Örnek veriyorum. Evde çok sevdiği bir oyuncağı alınır ve onun yanına eşlikçi olarak gönderilir. Güven nesnesi onunla beraber götürülebilir. Anne ilk teneffüse kadar bekleyebilir. Ama bu zamanla aşama aşama yok edilecek ve çocuğun bireyselleşmesine alan tanıyacak şekilde. Çocuk her ağladığında da orada olmamalıyız. Çocuk ağlamadığında da kaçmamalıyız. Gibi gibi durumlar var. Yani bir denge gerekiyor. Örnek veriyorum. Birinci gün götürdüm. Sınıftan içeriye girmedim ama bahçede bekledim beni görebileceği yerde. Evet. İkinci gün de aynı şekilde. Üçüncü gün yanına bir nesne koydum ve okulun kapısında bekledim. Onuncu gün evet anneciğim seni kapıdan içeriye bırakıyorum. Sen öğretmeninle beraber içeriye girebilirsin. Bir öğretmen desteği alabilirler. Evet. Akabinde bunu yavaş yavaş geri çekebilirler. Evet artık başarabiliyoruz, yapabiliyoruz. Hadi bugün deneyelim bakalım. Deyip anne uzaklaşabilir, tamamıyla ortamda olmayabilir ya da belki imkanları olan çocuklar bazen otobüste de ağlıyorlar aile götüremiyorsa ve otobüste de ağlıyorsa oradaki rehber öğretmenler de aynı şeyi yapabilirler. Yani aşama aşama aslında o korkuyu duyarsızlaştırmakla ilgili çalışmalar. Tabii ki bir önceki dönemden zorbalığa maruz kalmışsa. Akran zorbalığı olur evet. Mesela. Ki gerçekten yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor. KKTC'de de, Türkiye'de de, yurt dışında da, Avrupa ülkelerinde de zorbalık çok ciddi şekilde artmış durumda. Hadi. Öğrenci öğrenciye bunu anlatıyor. Öğretmenine ve müdürüne gidip bunu söyleyemiyor. Çünkü okul içerisinde öğrencilerde şöyle bir algı var. Ben bunu müdüre söylersem rezil olurum. Ben bunu anneme söylersem evet ispiyoncu olurum. Etiketlenecek. Etiketlenmekten korktuğu için de kendini ifade edemiyor. O yüzden diyoruz çocuğunuzu tanıyın. Öğretmenler de aynı şekilde. Öğrencilerinizi tanıyın, bilin. Ebeveyne geri bildirim verin. Ebeveynlerden de şunu istiyorum. Aylık olarak 3 haftada bir, 2 haftada bir öğretmenleri arasınlar ve genel değerlendirme alsınlar. Bu çok zor bir şey değil. Bazı ebeveynler okula götürüyor, dönem sonunda çocuğu alıyor. İstediğimiz şey bu da değil. Çocuğu takip etmek çok önemli. Çocuk ne öğreniyor? Yaşadığı bir zorluk var mı? Biriyle sınıf içerisinde bir tartışması varsa evde yaşadığı durumu öğretmene bildirmek, öğretmenin okulda yaşadığı durumu aileye bildirmek de çok önemli. Bu da bir işbirliği. Evet. Veli, öğretmen ve çocuk işbirliği de bizim için o çatıyı daha sağlıklı hale getiriyor. O yüzden bunlara dikkat etmek de çok önemli bizim için. Yani burada verilerine biraz uyanık olması gerekiyor. Çocukların hareketlerine bir değişim var mı? Bir gözlemlemeleri gerekiyor. Evet. Ama kimi zaman şunu duyuyoruz.
velilerden ya da öğretmenlerden çocuk evdeki çocukla okuldaki çocuk çok farklı. Yani örneğin okulda çok sosyal çocuk, çok işte oyunlara katılıyor. Evde hiç içine kapanık ya da evde çok sosyal, okulda içine kapanık gibi birçok da. Mesela burada da seçici durumlar var. Okulda bir çocuk çok aktifse ve evde değilse evde çocuğu pasifize eden bir etken vardır. Bunu keşfetmek çok önemli ve bunu değiştirmek. Ya da tam tersi gibi bir durum vardır. Okulda çok pasiftir. Okulda o çocuğun konforunu düşüren etkenler nelerdir? Bazen de düşünceler etkiliyor çocuğu. O yüzden çocuklarla biz ABC modeli çalışması yapıyoruz. Nasıl ki bu şu demek. Bir olayımız vardır ve olayla ilgili bir düşünce gelir aklımıza. İşte sokakta bir köpek gördüm. Düşüncem şu olabilir. Bu köpek bana kesin saldırır Çağla abla. Duygumuz bir korku. Davranışımız bir kaçınma. Peki soruyorum. Bu köpeğin bizi ısıracağına dair kanıtımız ne? Bunu sorgulatıyorum ya da o okulda arkadaşımı gidip öğretmenime söylersem ispiyonlanmış görevinde ya da ispiyonlanmış etiketinde olacağıma dair kanıtım ne benim? Peki ben kendimi nasıl koruyabilirim? Peki benim haklarım nelerdir? Çocuk hakları nelerdir? Çocuklara bunları da öğretiyoruz, bilsinler. Süreçteki o düşünceyi kontrol edebilsinler. Çünkü çocuk derse ben bu olayla tekrardan aynı şekilde karşı karşıya gelirim. O çocuğun düşüncesini değiştiremeyiz kolay kolay. Ama bununla ilgili yavaş çalışmalar yaparsak oradaki düşünce daha alternatif, daha çözüm odaklı bir hale bürünür. Bu sefer çocuk bunu davranışına yansıtır. Aa, köpeğin beni ısırmayacağı da belli. Çünkü bağlı aslında. Ben ona yaklaşmazsam o beni ısırmaz. Dolayısıyla davranış daha soft bir davranışa dönüşebiliyor. O yüzden ebeveynler de bu çalışmayı yapabilirler. Yani direkt motomot bir cevap vermek yerine böyle düşünmeni acaba ne sağladı? Ne olmuştu olabilir ki böyle bir düşüncedeyiz biz? Buna dair kanıtımız ne? Kanıt değerlendirmesi yapsınlar. İşte X olayın beni etkilediğine dair kanıtım ne? Etkilemeyeceğine dair kanıtım ne? Evet. Tabii bu örnekler çok geliştirilebilir örnekler. Bunlar aslında bazı psikoterapi teknikleri açısından değerlendirdiğimiz şeyler ama çok işe yaradığını gördüğümüz özellikle ergenlik döneminde sosyal fobi yaşayan çocuklarda çok uyguladığımız var. Teknikler. Çok var, sosyal evet. Fobi. Yani yine kalıplaşmış belli düşünceler yıkmaları gerektiğini söylüyorsunuz ebeveynlerin olduğu gibi. O zaman son sorumu da sorayım ve programı yavaş yavaş kapatacağım sevgili izleyenlerimiz. Kuşaklar arası iletişim dili. Çünkü artık baktığımız zaman kuşaklar arasında müthiş bir iletişim farklılığı olabiliyor. Öğretmenle çocuk arasında da bir kuşak farkı var. Ebeveyn de var. Hani herkesin kendini ne yapması gerekiyor? Güncellemesi mi gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Kesinlikle. Bazı ebeveynler çok güzel bir davranış sergiliyor. Çok hoşumuza da gidiyor. Arkadaşlarımızla da bazı vakalara çalışırken çok rahat çalıştığımızı gözlemliyoruz. Bir ebeveyn kendi yapamadığı bir şeyi fark ettiğinde bunu nasıl yapacağına dair psikoloğa başvuru ve psiko eğitim alırsa çocuğun kişisel gelişim sürecini daha rahat götürür. Evet. Çünkü bilir ki benim çocuğumun gelişim öyküsü budur. Ben çocuğuma şu şekilde yaklaşırsam daha alternatif yaklaşırım ve daha rahattır. Ama dediğimiz gibi her ebeveyn psikoloğa gitmek zorunda değil. O zaman farkındalık kazanabilecekleri programlar izlesinler. Mesela sizlerin programları bizim için çok büyük bir fırsat. Çünkü halka sunuyoruz, bir şeyleri halka iletiyoruz ki halkın öğrenmesini istiyoruz. Çekirdek bizim için o. Öte yandan kitaplar okuyabilirler. Ebeveynlikle ilgili çok güzel kitaplar var. Bunları yayınlayabiliriz. Bunlardan kendilerini geliştirebilirler. Öte yandan yeni kuşağın ihtiyacı nedir? En önemlisi benim çocuğumun ihtiyacı nedir? Bu da çok önemli. Ben kendi çocuğumu ne kadar tanıyorum? Benim çocuğumun ihtiyacı ne? Eğer bir çocuk bağırıyorsa, öfkeleniyorsa, ağlıyorsa orada yanlış yapılan bir şey olabilir. Ben neyi yanlış yapıyorum diye ebeveynin sorgulaması gerekir. Yani hep bir sorgulama evet. Gerekiyor bu hayatta. Ebeveynlik doğru rehberlik. Psikolojik açıdan değerlendirmek de doğru rehberlik ama ebeveynlikte şöyle bir şey var. Çok daha duygusal bir yük var. Evet, evet. Biz duygusal açıdan yüklerimizi geri çekmeyi biliyoruz. Buna göre eğitildik ama ebeveyn öyle değil. Rasyonel düşünemediğimiz evet. Zaman. Daha duygusal yaklaşmaya çalışıyor. Bizim de istediğimiz o duygusallık olsun evet. Ama dengede tutalım o mantıksallığı da. Ama hayat o kadar duygusal değil kimi zaman. Onun için çocukla yetiştirirken de evet. Daha kararlı, daha sevecen kararlılıkla, empati duygusuyla, daha anlayışlı, daha çok dinleyen, konuşan değil. Daha çok anlamaya çalışan, dikte eden değil, daha çok sorgulayan, laf yetiştiren ya da yarıştıran ebeveyn değil. Bunları yapmak çok önemli. Evet, bunlar yapılırsa eğer... Çok daha rahat bir çocukluk dönemi ve çok daha rahat bir ebeveynlik süreci olur. Olur. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Yine ilerleyen dönemlerde konuk olarak alırız sizi. Çünkü çocuk dediğimiz konu derya deniz. Uçsuz bucaksız eğitimleri, gelişimleri...
Onun için sizlere ihtiyacımız var toplum olarak. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Son bir mesajınız varsa da buradan verebilirsiniz sizi izleyenlere, danışanlara, danışmak isteyenlere. Son mesajınızı. Şunu söyleyebiliriz. Unutmayın ki çocukluk dönemi bizim için çok önemli. Biraz önce de bahsettik. Bizim için çocuklara bırakacağımız en güzel miras çocukluk dönemleri. Siz onların çocukluk dönemine ne kadar sağlıklı şekilde katkılar sağlarsanız yetişkinlik dönemleri de o kadar sağlıklı olur diyeyim. Ve size de çok teşekkür edeyim. Böyle bir olanak sağladığınız için bize. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiniz, ayağınıza sağlık. Evet sevgili izleyenlerimiz, interaktifin bugün de sonuna geldik. Konuğumuza çok teşekkür ediyoruz ama bizlere ayrılan sürenin sonundayız. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.